Merhaba ya nur ayni merhaba, merhaba ceddel Hüseyni merhaba, ya Habibi ya Muhammed merhaba, ya İmam el Kıbleteyni merhaba. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ, mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedâna Allah. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صل على سيدنا محمد عليه وصحبه افضل الصلاه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل يا محمد söyle صلى الله عليه وسلم tarafımdan ilan eyle kullarıma duyur bifadlillahi ve birahmeti ancak Allah'ın fazlıyla, ihsanıyla, lütfuyla ve onun rahmetiyle, acımasıyla febidâlike sadece ve sadece bununla felyefrahû sevinsinler, neşelensinler, mutlu olsunlar, evlerini, ocaklarını süslesinler, birbirlerine tebrikler atsınlar, birbirlerine hediyeler alsınlar. Karının doğum gününü unuttuğun yok. Bir unut da görürsün. Efendim, karının doğum gününden haberim var. Evlilik yıl dönümünden haberim var. Ben bir tek kendi doğum günümden haberim var. Hiç karının doğum gününe falan haberim yok. Evlendiğim gününden de haberim yok. Çocukların doğum gününden de haberim yok. Kendi doğum günümü biliyorum bir tek mesela. Siz karınızın günü de biliyorsunuz. Çocuklarınızı da biliyorsunuz. Telefonunuzun şifreleri bile ona göre ayarlı. Efendim, değil mi? Peki Muhammed Mustafa doğdu sallallahu aleyhi ve sellem, alem nurlara gark oldu sallallahu aleyhi ve sellem, hani sevinç gösterileri, hani mutluluk, sevinçten uçmak lazım. Ben Rabiül girdi gireli neşeliyim elhamdülillah, neşeliyim çünkü Allah emrediyor meşru şekilde, taşkınlık yapmadan, şaşkınlık yapmadan, yasaklar işlemeden, emirleri tutarak sevinmek, sevinç gösterileri yapmak. Mevlid ayı münasebet, ihtifaller yani kutlamalar Allah'ın emridir. Çünkü neden? Allah diyor ki Celle Celaluhu, ancak benim fazlı rahmetimle, sadece bununla, başka bir şeyle değil, sevinsinler. Şimdi Allah'ın bize rahmetlerinin en büyüğü nedir? Lütuflarının, ihsanlarının, fazlı kerem dediğimiz iyiliklerinin en büyüğü nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesidir. Cihana şeref bahşetmesidir. Bunun en büyük delili nedir? Estaizu billah ve ma arsellâke illâ rahmeten lil âlemî. Biz seni değil insanlara, cinlere, tüm alemlere, melekler dahil acıdığımız için gönderdik. Sen rahmetimizin eserisin. Bunu, bu hususta Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurlar? İnnemâ ene rahmetun muhdâ. Ben hidayet edici, yol gösterici bir rahmetim ben diyor. Kendisi rahmetellil alemindir Mustafa, hem şefi'ül müznibindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere Allah rahmet etti. Bu Nebi-i Zişan'ı bizlere lütfetti. Onun için benim rahmetimle sevinsinler. Yeni araba aldı. Yeni evlendi. Çocuğu oldu. Yeni eve taşındı. İnsanı mutlu edecek iş açtı, dükkan açtı. Mutluluk sebepleri sayısızdır. Ama Rabbim buyuruyor ki sadece ve sadece benim bir lütfuma ve rahmetime kavuştularsa
onunla sevinsinler. Ve hayrun min macmaun, onların yığdıkları, topladıkları maldan, mülkten, evden, arabadan daha hayırlıdır benim rahmetim. Çünkü evde ayrılacaksın, karıdan da ayrılacaksın, çocuktan da ayrılacaksın, malı da bırakacaksın. Hepsi elden gidecek ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölürken de yetişecek inşallah, elimizden tutacak. Kabirde de yetişecek inşallah, Münker Nekir'in sualinde cevaba kolaylık sağlamak için şefaat buyuracak. Mahşerde de inşallah şefaatçimiz olacak. Sıratı da elimizden tutup geçirecek inşallah. Mizanda da sevap tarafımızı ağır getirecek inşallah. Havz-ı Kevser'den de eliyle şerbet içirecek inşallah. Tamam mı? Şimdi bununla sevinmeyeceğin de neyle sevineceksin? Onun için buyuruyor ki men feriha bina ferihna bihi. Kim bizimle sevinirse biz onunla seviniriz. Eğer sizi görürse ki şimdi Resulullah'ın gelişine sevindiniz, doğduğu aya girdiğinize mutlusunuz ve bu mutluluğunuza göre bir neşe gösteriyorsunuz, ben de diyor o ümmetimin varlığıyla sevinirim diyor. Onun için biz sevinçliyiz. İnşallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden memnun olsun, bizden razı olsun, şefaatleri ümmetler üzerimize daim olsun. Allah Teala onu üzecek bir günaha düşmekten bizi muhafaza buyursun. Böylece yüzünü ak eden ümmetlerine dahil etsin. Amin. Efendim, onu mahcup edecek ümmetlerden olmaktan muhafaza etsin. Amin, amin diyen dillerinizi de cehennem ateşinden azat etsin. Amin. Dualarımızı kabule karın etsin. Amin. Amin. Onun için şimdi efendi kardeşlerim, karikatürler oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Dünya ayağa kalktı, bu kadar insan canı gitti, gösteriler vesaireler. Ama esas şimdi yapılacak nedir? Kainatın efendisinin tanıtımıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin medhiyesidir, övgüleridir, şanından şerefinden bahsetmektir, mucizelerini anlatmaktır, onu insanlara tanıtmaktır, sevdirmektir, saydırmaktır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak en büyük hizmet olur ve onun müdafaası bakımından da en güçlü savunma olur. Çünkü bağırmakla, çağırmakla, toplanmakla, dağılmakla bir şey olmaz. Mesele nedir? İlmi hizmetlerdir, sohbetlerdir. Duyduğunu gidip nakletmektir, anlatmaktır. Burada bir insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdirebiliyorsan, bir insanın kalbine peygamber sevgisini aşlayabiliyorsan, bir ümmet, ben peygamberim var, adını sorsam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demesini de biliyor veya bilmiyor, ama Resulullah'la ilgili hiçbir şey bilmiyor. Tanımayan nasıl sevecek? Hiç tanıtımsız bir sevgi olabilir mi? Ezbereden bir sevgi olabilir mi? Bir insan bir romandan okuduğu bir insana, roman kahramanına hiç tanımadan görmeden, belki efsane, masal, hikaye, uydurma, palavraya bile nasıl sevgi besliyor? Öyle mi değil mi? Dolayısıyla okumadan, dinlemeden ben peygamberi canımdan çok seviyorum diyeninki biraz manasız olur. Seven sevdiğini çok bahseder, çok zikreder, anar, anlatır, tanıtır. İster ki bütün bu ümmet, onun hürmetine yaratılmış alemler onu tanısınlar, şefaatine nail olsunlar. Onun için kainat efendimize sallallahu aleyhi ve sellem belliğu anni ve levayete, bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun buyuruyor. Şu anda yaptığımız görev budur. Sizin de buradan çıktıktan sonra yapacağınız görev budur. Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem. Bu faaliyetlerin içerisinde helva dağıttın, lokum dağıttın, şeker dağıttın, kurban kestin, et pişirdin, fakirlere yedirdin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifine hediye yaptın. Bunlar güzel, efendim, makbul görevlerdir. Ama tanıtımdan daha önemlisi yoktur. Çünkü insanlar tanımıyorlar. Tanımadıkları için, ha kardeşim çıkmışsın meydanda lokum dağıtıyorsun, şerbet dağıtıyorsun, çok güzel. Nereden icap etti? Resulullah'ın doğduğu ay geldi, sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün geldi, onun için. Ha tabii ki herkesi bu bir etkiler. En nihayetinde adam ne düşünür? Ya bedava lokum, bedava sirke baldan tatlıdır. Efendim ne güzel ya, ne oldu, ne münasebet? Peygamberimizin doğum münasebetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ha çok güzel. Bu bir günlük, iki günlük bir sevgi, bir ilgi gerektirebilir. Ama bu sürekli olmaz. Çünkü adamın lokumun tadını unuttu mu, şerbeti içti mi, iki gün sonra unutur.
Velakin bir sohbet dinlediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar onun için ağladığını duyduğu zaman, bize hasret çektiğini, ah görseydim onları diye temennilerini, doğarken, ölürken, dirilirken ümmetim ümmetim diye biz, bütün bizden bahsettiği gibi hadiseler anlatıldığı zaman, Allah Allah ya, bu nasıl bir şeydir ki ümmetini bu kadar sevmiştir, ben ne biçim adamım ki hiç ondan haberim yok şeklinde bir kusurunu anlayarak daha tanımaya özen gösterir. Onun için sizler teşvikçisiniz inşallah. Ey Muhammed Mustafa'nın aşıkları, sallallahu aleyhi ve sellem'in sevenleri. Yeveddü hadüm levrâni bi nefsimi mâni. Leyteni gadlegib ihvâni. Ne olaydı kardeşlerime kavuşsaydım. Sahabe şaşırdı. Evelesne ihvânek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velâkin ihvâni. Men yetûne bâdi. Yûminûne bi. Velem yoravni. Kardeşlerim kimdir? Benden sonra gelecekler. Beni görmeden iman edecekler. Biz miyiz? Kimiz? İleride vasıf var, o biraz bizi sıkıntıya sokuyor. يَوَدُّ اَحَدُمْ لَوْرَانِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ Onlardan biri isterdi ki canını malını verseydi de dünya gözüyle bir kere beni görseydi. O vasıfta sadık mıyız? Sadıkız inşallah. Ben inanıyorum ki ben dahil sizin her biriniz şu anda evine geri dönmeden çoluk çocuğunu bir daha görmemek şartıyla da olsa bir kere Resulullah'ı dünyada görsem de hemen ölsem dersiniz yani. Ben buna inanıyorum sizin açınızdan. Hüsnü zannım var sizin hepinize. Evet. Ve canınızı malınızı verirsiniz bir kere görmek şerefine nail olmak için. Benim size itikadım budur. Sizin de bana itikadınız budur. İnşallah, tabi hayrancının şahidi şıracı gibi olmasın da, bilmiyorum, kıvıran da olabilir, kambersiz düğün olmaz. Bu cemaatların içine de her türlü antika adam girebilir yani. Onu da bir şey bilmiyorum ne niyetle kimin geldiğini ama genel durum budur. Allah bu sevginizi artırsın, ilginizi artırsın. Sallallahu aleyhi ve sellem sevdi. Hiç bilmiyorduk ya, neler varmış dedi. Öyle ya, bizim sohbetlerde hakikaten kimsenin anlatmadığı, dinletmediği ilginç konular konuşuluyor yani. Bunları duyunca Allah Allah, peygamber neymiş, kimmiş ya dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna sebep olan sizler Resulullah'a mutlaka memnun edersiniz. Haber olur mu sizden? Öyle bir haberi var ki her şeyde haberi var. Samimi söylüyorum, haberi var. Akıl mantık duracak derecede haberi var. Evliyaullah devamlı görüşüyor. Alenen görüşüyor. Vallahi sizin çoluk çocuğunuzun her şeyini bile biliyor. Allah buyuruyor, seni şahit gönderdim. Görmeyen şahit olur mu? Lütfen peygambere imanınızı tazeleyin. O ölmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen diri, bütün ruhlar onun ruhundan himmet alarak yaşıyor. Ruhun vücut, varlığın canıdır o. Canların canıdır o. Bütün alem nurunu ondan alıyor. Güneş şu anda, ay, yıldızlar, melekler, felekler, her şey onunla duruyor. Allah onu yaratmasaydı Celle Celaluhu alemleri de yaratmayacaktı buyuruyor. Böyle bir zat, hepimizin varlık sebebi çok hatırlanmaya değer, unutulmaya hiç layık değil. Mübarek gecedir pazartesi gecesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece, miraca çıktığı gece. Efendim pazartesi biliyorsunuz peygamberlik verildiği gün, Mekke'den çıktığı gün, Medine'de girdiği gün, vefat ettiği gün. Yani Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem pazartesinin çok büyük yeri var. Hep pazartesi gidiyor. Onun yolunu yaşatalım inşallah. Allah Teala şefaatine böylece bizi mazhar eder. 1400 küsur sene sonra gelmiş bizim gibi garip ümmetler, yine onu sevenler, ondan bahsedenler, onu methedenler, onu övenler kurtuluşuna ererler inşallah. İmam Busayri Kasıtlı Ebir'de de buyuruyor ki ve منذ الزمت افكاري مدائحه وجدت لخلاصي خير ملتزم. Ne zaman diyor kafayı taktım ki kralları methettim,
Ağları paşaları methettim. Her biri bana keselerle altın verdi. Ama felç oldum. Evde tutuldum kaldım. Kimse kralında bana yardımı yok. Anında yardımı yok. En büyük şair. Ne zaman ki diyor artık kafaya taktım. Ben bundan sonra Muhammed Mustafa'yı methedeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım ki kurtuluşum için en sözde duran onu buldum diyor. Ama ahirette değil dünyada buldum diyor. Onu metheder etmez diyor. Hemen yetişti. Gece geldi eliyle sıvazladı. Felcim geçti sapasağlam ayağa kalktım diyor. Onu methedenlerin hepsi diyorlar ki öyle bereket bulduk öyle bereket bulduk. Vallahi yemin ediyorum size. Siz bu ay Resulullah'la ferahlanın sevinin. Ve Resulullah tanıtımı yapın. Her yere peygamberden bahsedin. Onun anısına sohbetleri yayın. Ve insanları davet edin kandil gecesi sohbette. Görürsünüz Resulullah'ın size özel bir himmetinin yetiştiğini fark edeceksiniz. Evet. Bakın kaç gecedir uyumuyorum. Dürü Meknun'un şerhini yazıyorum. İnşallah kandile yetişir. 200 sayfa. Resulullah'ın ne mucizelerini her sene söz verdim Allah. Onu metheden bir kitap çıkaracağım. Ölünceye kadar inşallah. Allah bana fırsat verirse. Kaç gecedir uyumuyorum. Bu gece de şimdi gideceğim. Adam beni bekliyor orada. Çalışmamız var. Sabah namazına kadar. Efendim. Nasıl ondan sonra yatıyorsun diyorsunuz da yatmıyorum. Oradan da tefsire geliyorum yani. Merak etme. Biraz yatıyorum. Bu şekilde onu methetmeyi kafaya koydum elhamdülillah. Bu mübarek sabahta inşallah bitecek. Ve sizlere okumanız için, siz okuyun diye onu methediyoruz. Onun mucizelerinden anlatılacak neler, 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 neler. Hiç duymadığınız mucizeler. İnsan duydu mu, ya Resulullah neymiş biz hiçbir şey bilmiyoruz diyeceksiniz. Öyle diyeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah devamlı onu methederek, onu överek, onun vefalı sallallahu aleyhi ve sellemin vefasına nail olacağız inşallah. O, ona sığınan mutlaka vefasına nail olur. Ve men iltecâ bihimâke nâle vefâke. İmam-ı Azam öyle diyor. Ya Resulullah koruna sığınan vefanı görür diyor. İnşallah onun himmetiyle kurtulacağız inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizlere de bu hususta bir ferahlanma olarak bu ayet-i kerimeyi başladım, okudum. Şimdi hadis-i şerifimize devam edelim. Hazreti Selman hadisinden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her dersimizde kimden bahsediyoruz? Hep onun hadis-i şeriflerinden bahsediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onsuz günümüz, gecemiz yok elhamdülillah. Hazreti Selman dedi ki bu da mı olacak diye bitirdiğimiz noktadan devamla vellezî nefsî biyedihî canım elinde bulunan Allah'ın bizim gibi eli yok şekilde münezzeh kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim. İndehâ bu saydığımız iki hafta saydık. Geçen hafta araya girdi. Dersler sıralıdır. Devam edenler daha faydalanır. Bu saydıklarımız olduğunda yekûnül kezibu zurufa. Yalan çok ustalıklı konuşulmaya başlanacak. Yalan sanat haline gelecek. Yalan maharet olacak. Ustalık olacak. Tarz olacak. Söz dokundurma şekliyle olacak. Yani insan doğruyla yalanı birbirinden ayıramayacak duruma gelecek. Şimdi hakikaten yalan kadar büyük bir günah olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda mümin zina eder mi? Edebilir. Kul kusursuz olmaz. Bir günaha düşer. Pişman olur. Allah affeder. Tevbe eder. Tabii büyük cezası var ama tevbe kapısı da açık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mümin içki içer mi? Sorulduğunda olur düşer kul kusursuz olmaz içebilir belki bir günaha düşer. Peki mümin yalan der mi? İnnel mümine la yekzibu. Mümin yalan söylemez. Yani yalanla iman bir arada bulunmaz lafının. Şimdi bir adamın bir lafı yalan, iki lafı yalan, üç lafı yalan. Peki ben bu adamın Allah bir dediğine nasıl inanacağım? Ya bu münafıksa da Müslüman da değil de beni kandırıyorsa? Yani senin bir yalanın benim güvenimi sarsıyor. Benim güvenim sarsılınca ben seni hangi meselede şahit getireyim? Hangi konuda sana güveneyim? Yalan konuşuyorsun. Allah aşkına şu yalandan vazgeçin ya. Ben doğruluktan hiç zarar görmedim ha.
Oldum olası doğru konuşuyorum. Kendi hakkında da doğru konuşuyorum. Yaptıklarım hakkında da, sattıklarım hakkında da, aldıklarım hakkında da, tanıştıklarım hakkında da, görüştüklerim hakkında doğruluktan hiç zarar görmedim. Size de tavsiye ediyorum. Siz de zarar görmeyeceksiniz. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Celle Celaluhu. En-necatü fi's-sıdkı. Meşhur. Dükkanlarda bile asılı. Kurtuluş doğruluktadır. Yani yalandan ne kazandığınızı zannediyorsunuz ki? Ya hoca efendi, sen de bize yalan konuşuyormuş gibi konuşuyorsun. Ne bileyim canım? Ortaya konuşuyorum. Yani herkes kendini düşünsün. Bu yalanları bırakalım arkadaşlar. Hem de bir de ustalıklı yalanlar, şimdi latife şaka gari yalanlar, bir de laf döndürmece yalanlar, acayip acayip yalan çeşitleri çıktı. İnsan artık bu adam doğru mu konuşuyor, yalan mı konuşuyor diye karar veremiyor ya. Bu iyi bir şey değil. Bak, toplumda güven sarsıldı. Eskiden söz vardı, şimdi senet çek bile güven sağlamıyor. Adamın çekine güvenmiyor. Eskiden sözüne güveniyordu. Dükkana kaldırıyordu, götürüyordu da. Şimdi çek senet veriyor. Ona bile güvenilmiyor. Çünkü bu yalan, Allah muhafaza, imanı giderir arkadaşlar. Sonunda insan yalan yalan yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnner racule leyasduku hatta yuktev indellahi sıddika. Bir adam diyor, doğru konuşa 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 yalana yanlışa sapmadığı sürece, doğruluğa devam ettikçe Allah indinde sıddıklardan yazılır diyor. Ya bu ne demek ya? Doğruluk adamı sıddık yapar. Ama bir adam yalana alışır, ufak yalan, büyük yalan, küçük yalan, yani bundan kimseye zarar yok, boş ver ben sıyrılayım hesabına gider. Hatta indallah kezzaba, Allah indinde kezzap, sahtekar çıkar yani. Onun için yani bu namaz da kılabilirsin, oruç da tutabilirsin, hacı da olabilirsin falan, ama bu yalan seni batırabilir. Ama yalanın da şekillerine dikkat edin. Yani ustalıklı yalanlar. Anlıyor musun? Bu ustalıklı yalanların da manası var. Belki de tam yalan yapmamak için öyle bir orta laf konuşuyor. Nereye çekersen çek. Ama o bir şekilde efendim bir insana zarar veriyorsa, bir insanın ırzına, şerefine, haysiyetine, malına, canına bir zarar getirecek şekilde kandırmaya giriyorsa, bu haramdır. Hiçbir zaman için helal değildir. Ancak bir hadis-i şerifte size belirttik, birkaç istisnası var. O da nedir? Harpte yakalandın, esir düştün, Müslüman ordusunun cephaneliği nerede, şu bu nerede diye sordular. Sen de doğru konuşayım diye gidip cephaneliği gösterme yani. Ha, burada yalan caiz olduğunu, iki kişi arasını düzeltmek için adam ona sövüp saysa da o senin için çok iyi konuşuyor dersen bu ıslah olur. Efendim, veyahut da karı koca arasında, karı koca arasında yalan derken gidip başka karılarla gezip de tövbe ya Rabbi, karıyı yalanla kandırmak caizdir zannetmeyin yani. Öyle bir şey caiz olur mu ya? Karıya yalan konuşma dediğinden nedir? Ben size bir sır vereyim mesela. Ama kimse duymasın yani. Şimdi size bir sır vereyim. Karıya yalan söylemenin usulünden yani. Nasıl yalan söyleyeyim biliyor musun mesela? Bu karılar, anana babana bir iyilik yaparsan karı pek hoşlanmaz. Veyahut emsal teşkil eder. Anladın mı? Anana bir iyilik yaptın yani. Klima aldın. Ana sıkılıyor, sıcak geliyor şimdi misal. Babam aldı diyeceksin canım. Yani ben aldım dersen bizim eve de al der. Alırsın bir şey değil de, sonra anana açlık verir, onu duyar, onu bir mevzu yapar, bir mevzu yapar ikide bir. Yani seninle anama şöyle bir hediye alıyorum, ayda 200 milyon anama kıyak yapıyorum diye karına söylemeye bilirsin. Karı bunu kaşırsa da yalan söyleye bilirsin. Vermiyorum ben desen haram olur mu? Olmaz. Neden? Her gün evde huzursuzluk çıkacak, daha büyük günaha gireceksin. Onun için karıya böyle yalanlar caizdir. Ama sen karıyı kandırıp da başka tarafta başka karıyla, tövbe ya Rabbi, böyle yalan olur mu ya o? Lafları da doğru anlayın ha. Hoca dedi ki karıya yalan söylenir. Ne dedi hoca?
Şimdi yalanın ustalığı budur yani. Efendim, bazı şekiller düşünülür. Efendim, ıslah için, iyi niyetle, yardımsever noktasında bunlar ayrı şeyler. Ama kandırmak, aldatmak, efendim, insanlara yalan söyleyerek birbirine katmak bunlar haram. Ve zekatü mağrama, zekat vermek insanlara çok zor gelecek. Sanki böyle borç öder gibi zekatı öyle kısacaklar. Allah Allah. Allah'ın öyle kulları var. Adam diyor ki hoca efendi ben söz verdim. Ne dedim? Kazancımın %25'ini diyor veriyorum. Hay maşallah sana dedim. Ne durum var, fakir oluyor musun? Vallahi hiç fakir olmuyorum. Daha çok geliyor dedi. Halbuki zekat kaçta kaçı yüzde? Zekat yüzde kaç? 2,5. Zekat %2,5. %2,5'u verirken böyle titreyenlere söylüyorum. %25 veriyorum diyor. Nereden de geliyor anlamıyorum. Geliyor diyor. He, onun için zekatı borç verir gibi zorlanmayın ya. Zekat sizin geliriniz, hayatınız ya. Her şeyiniz zekat. Ondan sonra tezharar rişa, rüşvetler açık hale gelecek. Rüşvet o kadar belirgin ki artık adam açıkça söylüyor değil mi? Hiç. Pazarlığı falan böyle sırrı kalmadı rüşvetin. Alenen efendim 60 sakal. Hediyemizi görelim. Tamam da kardeşim sen burada devralıyorsun yani burayı. Bize ne var burada? Sanki maaş almıyormuş gibi. Adamın hakkını vermiyor rüşvet almadan ya. O sonra er-raşi vel mürteşi finnar, alanda veren de cehennemin dibine. Allah muhafaza. Ve ekfir riba, faiz çoğalacak. Faizi zaten hiç sorma ya, faizin her yere girdi. Ve tehamelüle bil iğne, iğne alışverişleri. Efendim, bunlar faizin değişik kısımları, faizli muameleler. Artık krediler vesaire, efendim bir alıp bir buçuk vermeler, bunlar hepsi değişik değişik işler, bunlar fıkha giriyor. Burada bunların çok tafsilatına giremiyorum. Soranlar hoca efendilerden öğrenilir ama kendinize göre hoca bulmayın ha. Kendinize göre hoca bulursanız faize de fetva alırsınız. Tamam mı? Ondan sonra her şeye fetva veren hoca bulursunuz. Çünkü cehenneme de fetva verebiliyor. Adam cehenneme girmekte caiz diyor yani. Girebilirsiniz diyor. Buyurun. Böyle hocalar bulmakta efendim tehlike yok. Adam demiş kafama göre hoca buldum demiş, biliyor musun? Ha, yani bu çok tehlikeli bir durumdur yani. O zaman dini eğlenceye almışsın demektir. Takva üzere fetva veren hocalardan ayrılmayacaksın. Adam gitmiş hoca efendi ne var dedi. Ya karıyla dedi affedersin bir kere dedi birleşiyoruz. Gusül icap etti dedi. Tamam. Şimdi dedi bir daha dedi bir yarım saat sonra bir daha canımız istiyor. Gusül alıp mı bir daha dedi birleşecek. Gusül alacaksın dedi. Allah. Ya zor dedi ya, gecede iki kere üç kere çekeceğiz dedi ya, suda kala kala dedi, bir tarafımız çekecek dedi ya. Ne olacak dedi ya. Hoca diyor illa ikisinin arasında gusül gerekir diyor. Yanlış fetva verdi bu hoca değil mi? Sizce nasıl? Yanlış, bak herkes söylüyor ya. Adam diyor ben böyle bir şey duymadım diyor yani. Fukaha meselelik hayatımda. Tamam. Ama hoca böyle dedi. Bu da şimdi hoca arıyor, hoca arıyor. Öbür hocaya gitti. O dedi ki abdest kurtarır dedi. Arada bir abdest kurtar. Neyse dedi iyi de bu da içti ki dedi. Namaz mı kılacağız kardeşim dedi ya. Karıyla cima edeceğiz dedi. Bir de abdest git gel git gel. Gecede iki kere üç kere. Bu olacak iş değil dedi ya. Öbür hocaya geldi. O da dedi ki ya dedi tenasül uzvunun dedi kafasını yıkarsın dedi. Bu dedi caizdir dedi. Doğru mu dedi? Doğru dedi kardeşim. Aa bu da yanlış diyor. Doğrusu bu. Ama bu herif de dedi ki kafama göre hoca buldum dedi yani. Bu da kötü oldu yani şimdi. Onun için ha şimdi burada çok ince manalar var. Demek ki kendine göre fetva çıkartana kadar gitme. Ha buradaki konuda hem size bir fıkıh meselesi öğretmiş oldum. Burada fetva doğru ama her zaman böyle didiklerseniz doğru fetva çıkmaz. Bir de bakarsınız sapıtmışsınız yani. Onun için illa
faizdi, şuydu, rüşvetti, işinize göre fetva aramayın kardeşim. Doğru fetvalar Allah'ım eledi. Vettehidin el mesacide turba. Camileri yol edecekler diyor. Yol geçen anı gibi. Girecekler, konuşacaklar, çıkacak. Halbuki her camiye girişte tahiyyetül mescid, iki rekat ne lazım? Namaz. Camiye girecek, ondan sonra çıkacak. Burası yol geçen anı mı kardeşim? Tahiyyetül mescid caminin hakkı var. Ama şimdi hiç bu sünnetlerden haberi olan yok. Adam giriyor, çinilere bakıyor, süslere bakıyor. Hadi bana eyvallah diyor imama, çıkıyor. Namaz mamaz bir şey yok. Namaz vaktiyse zaten sünneti farzı namazı kılacak. Namaz vakti değilse de, kerahat vakti değilse ne yapacak? İki rekat tahiyyetül mescid mutlaka kılacak. Ama Şafii mezhebinde kerahat vaktinde bile kılar. Hanefi mezhebinde kerahat da kılamaz. Kâle Selmanu bi ebi ente ummi ve inna zâleke anu. Hazreti Selman dedi ki, anam babam sana kurban. Bu da mı olacak? Hey gidin Selman Hazretleri. Görse şaşıracak. Olmayan kalmadı. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي يَا سَلْمَانُ عِنْدَهَا. Canım elinde olan Allah'a, yani kudret eli, bizim gibi eli yok haşa. Yemin ederim ki ey Selman, işte o zaman تُتَّقَذُ جُلُودٌ نُمُورِ صِفَافًا. Kaplan derilerinden diyor, bineklerine üzengi palan yapacaklar. Yani binek, neye biniyorsunuz? Arabaya. Arabada ne üstü oturuyorsunuz? Deri. Kaliteli arabalar, pahalı arabalar, ne derisi değil mi? Kaplan derisi, şu derisi, bu derisi olursa çok lüks arabalar falan, hayvanların derilerini diyor atlarına yaygı yapacaklar. Oldu mu? Oldu tabi. Ümmetimin erkekleri altın kullanacaklar. Erkekler altın takıyor. Yüzük takıyor, künye takıyor, efendim küpe bile takıyor bu millet. Ne bulduysa takıyor. Altın erkeğe haram. Velbesûnel harir, ümmetimin erkekleri ipek giyecekler. İpek erkeğe haram. Kadına helal. Kadın erkek ayrımı var mı İslam'da? Var. Kadın erkek ayrımı var. Kadın erkek, kadın altın kullanıyor, ipek giyiyor. Erkek kullanamıyor. Hikmetleri var mı? Var. Araştıranlar çok biliyor. Hikmet sormak doğru mu? Değil. Ne buyurulduysa amel edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarttı elinde altınla ipeyi göstererek, bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal buyurdular. Ama kadın da altınını mahremi olmayan kişilere, yabancılara ipeğini, altınını göstermeyecek. Evet. Mahremlerine gösterebilir. Erkek de bunlardan uzak duracak. Ancak cebinde altın taşıyor, yani para olarak, bir şey olarak bir yere götürüyor, cebine koydu bilmem ne, bunlar helal. Ve lakin üzerinde süs eşyası olarak taşıması haram. Ama kuyumculuk yapar, altın satar, bu helal. Bunda bir sorun yok. Yani ticareti olarak konuşulmuyor, ancak istifadesi konuşuluyor. Altın, gümüş tabak, altın, gümüş kaşık, bunlar, yemek içmek bunlarla haram. Koymuş oraya süs diye duruyor, helal. Bunlar farklı. Ümmetimin erkekleri hakikaten şu zamanda artık bu helal haramı, zaten adam zaten hadislere inanmıyor ki. Kur'an'da var mı diyor. Kur'an'da var mı diyor. O da Kur'an'da yok diyor. Tamam o zaman diyor. Altından kendine diyor bir kaplama yaptır. Ve teavenune biddima, kanı hafife alacaklar. Ya kan, bu zamanda kanın ne önemi kaldı ya? Bir bilecik için adamı öldürüyorlar ya. Allah Allah. Tavuğu onun bahçesine girmiş. Karadeniz'de bir köyde. O onun tavuğu, onun yemini yemiş. Adam, adamı da öldürüyor. Karısını, kızını, karnındaki çocuk, hamile kadınlara kadar ya. Tavuk bizim bahçeye girdi bilmem ne. Millet kafa yemiş. Kanın hiç önemi kalmadı ya. Kan ne demektir kardeşim ya? Allah indinde kan hakkı ne demektir ya? Adam öldürmek kadar önemli bir şey var mı ya? Büyük günah var mı ya? Onun için Allah'ın verdiği canı kasten katletmek, öldürmek, bu çok hafif olacak. Şimdi görüyorsunuz işte. Sokaklarda millet dalan, birbirine saldıran, yağmalayan, öldüren. Ya Rabbi, bu terörü durdur ya Rabbi. Amin.
bu kanı durdur ya Rabbi. Bu kadar askerimiz, polisimiz devamlı şehit oluyor. Ya Rabbi, masum vatandaşlar, suçsuz günahsız insanlar patlatıyor orada bir şey. Yanında bulunan adam ölüyor yani. Bu kadar insanın kanına canına taarruz ediliyor. Her taraf kan gölü ya bu. Bu kan bu kadar hafif mi ya? Allah Teala ya Rabbi bu memleketi acı ya Rabbi. Bu vatanımızı iç savaşla dış savaşla böldürme ya Rabbi. Bu şer güçlerin, Haçlı ittifaklarının ya Rabbi, bu locaların, lobilerin oyunlarıyla bu millet kışkırtılıyor ya Rabbi. Cahil millet dökülüyor sokaklara. Kime hizmet ettiğinden haberi yok. Yahudinin Büyük İsrail projesine hizmet ettiğinden haberi yok. Onları sokaklara dökenler toplamışlar paraları. Milyarlarca dolarları zimmetlerine geçirmişler. Yiyorlar içiyorlar karılarla. Efendim bu fakir millet, bu cahil millet dökülün sokaklara, dökülüyorlar sokaklara ya. Yazık bu millete ya. Nereye hizmet ettiklerine dikkat etsinler. Bu Yahudinin oyunudur. Vatanı böldürme projesidir ya. Urfa'ya kadar alma projesi, Büyük İsrail projesidir ya. Kuzey Irak projesi. Lütfen dikkat etsinler. Allah hepinizden razı olsun ya. Türk'ü de Kürt'ü de kardeştir ya. İnnemel mü'minne ikvetün. Lazı da Çerkezi de, Arap'ı da Acemi de inananlar kardeştir ya. Biz Müslümanız elhamdülillah ya. Bizim ecdadımız 72,5 milleti yönetti ya. Dünyayı yönetti. Kimse burnu kanamadı be kardeşim ya. Böyle şey olur mu ya? Sen şu ırktansın, ben bu ırktansın. Irkçılık yapan bizden değildir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde ırkçılık yok. Arap'ın Acemi, Acem'in Arap'a, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün kimsenin kimseye üstünlüğü yok buyurdu. Resulullah innemel fadlu bittekva. Resulullah neydi, kimdi? Arap'tı. Arap olduğu halde ne dedi? Arap'ın Türk'ten üstünlüğü yok diyor. İnnemel fadlu bittekva. Üstünlük takva iledir. Eğer bir Türk müttakin ise, Allah'tan korkuyorsa mesela, bir Arap da takva değilse, o Türk o Arap'tan üstündür. Demiyor ki bu Arap'tır, benim ırkımdandır, ne yaparsa yapsın Arap üstündür. Böyle bir şey İslam'da yok. Kimse kimseden üstün değil arkadaşlar. Irkçılığı bıraksınlar. Kan çok önemlidir. Ne demek ya sokaklarda kepenkler kapanmalar, ortalık taranmalar, önüne gelene bomba patlatmalar, bu nedir ya? İşte Resulullah buyuruyor ya, kan hafif gelecek artık. Kan değeri kalmadı ki. Saldırı. Etezzarul humur. İçkiler o kadar belirgin hale geldi. Geçen gün Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Haberlerde diyor. Türkiye'de ilk olmuş. Ne biliyor musunuz? Şarap müzayedesi ya. Açık artırma şarap. Tadanlar, tadına bakanlar. Bir şarap diyor 25 bin euro diyor ya. Ne araba fiyatı diyor be. Şu içkinin artık reklamı yasak diyor lan, haberde veriyor, bundan iyi reklam mı olur ya? Reklamı yasakmış da yapılan işe bak. Bu kadar içki mubah oldu. Efendim ortalık sarhoş doldu. Vel kaynat, çalgıcı karılar. Oho, fabrikası kuruldu. Fabrikası her gün gel diyor, dansı beceriyorsan ya efendim, oranı buranı açıyorsan, göbek atıyorsan gel. Hemen seni meşhur yapacağız. Millet kuyruk. Resulullah diyor ki artık açığa çıkacak diyor yani. Eskiden bir kişi iki kişi kızı şarkıcı olmuş falan diyeceğim millet. Aa, şimdi vah be bizim kız olamadı görüyor musun? Millet o duruma düştü ya. Vel maazifu. Evet, çalgı aletleri. Bu enstrümanlar. Efendim zurnalar, klarnetler gırla gidiyor ya. Tamburlar, zurnalar. Adam gidiyor. Efendim cenazenin biri. Dediler ki Allah rahmet eyleye kimdir? Tamburi Mehmet Efendi dedi ya. Oradan biri gidiyor bir cenazede, bu kimdir dedi. Neyzen bilmem ne efendi dedi ya. Allah Allah. Öbürü bir daha gidiyor, bu cenaze kimdir dedi ki Udi. Uççalana da Udi deniyor biliyor musun? Udi bilmem ne efendi falan. Herif dedi desene cehennemde akşama cümbüş var dedi ya. Yani bu nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz ya? Ama artık alenen eskiden bunun meslek sahibi olanı hakir göle. Şimdi yani revaçta bir meslek. Keşke olabilsem diyor adam ya. Evet. Ve tüşâ rikel tüşâ rikül mer'atü zevciha fit ticareti. O zaman kadınlar kocalarına ticarette ortak olacaklar diyor. Oldu mu? Ya ticarette böyle efendim kadın kocasının yanında işte çalışıyor. Kocasının yanında bırak, yabancı adamın yanında çalışıyor.
Kocasını bırak, sekreter olmuş. Bunun karısı öbürünün sekreter. Efendi Hazretleri derdi, peynirden gemi derdi, yapan yer onu derdi. Peynirden gemi yaparsan sıkıştın buna ne olur? Efendi Hazretleri sözünü anlıyor musun? Peynirden gemi diyor, yapan yer onu diyor. Yani sen şimdi, Allah Allah. Ya kardeşim bu kadın erkek soktunuz birbirine çalıştırıyorsunuz, verim yarı yarıya düştü. Türkiye'nin ekonomisini kalkındırmak istiyorlarsa karıları erkekleri ayırsınlar, ben ekonomiyi söz veriyorum düzelteceğim. Ulan karıya bakıyor adam zaten, işe bakmıyor ki ya. Kardeşim yazdığını unut, rakamları şaşırıyor ya. Karı da süslüyor püslüyor, bir de fıs fıs sıkıyor geliyor. Adamın canını gözünü alıyor ya. Adamda kafa kalmadı ki, mini etek. Şimdi yaz geldi. Efendim çıkıyor oradan merdivenden, oradan alttan bakmak için kafasını vuruyor ya. Allah Allah, doğruyu konuşuyoruz, böyle millet bizi yanlış anlıyor. Kardeşim neyi yanlış anlıyorsunuz? Efendi Hazretleri buyururdu ki kaddesallahu sirruhu, Allah kadınla erkek arasında bir cazibe koymuştur. Bu ne elektriğe benzer, ne bir şeye benzer. Bu çekiş gücünü Allah yarattı. Bunun önlemi de görmemek, görüşmemek. Sen dersen ki ben hem bakacağım hem göreceğim hem de etkilenmeyeceğim. He, bu Allah'ın kanununa ters. Böyle bir şey yok ki. Ya erkek değilsin, ya tekelleksin, ya inlinsin, ya lastiksin, ben ne yapayım ya? Karıya bakacağım, etkilenmeyeceğim diyor. Bakmayacaksın kardeşim. Karıya bakmayacaksın. Etkileniyorum. Etkilenince işin verimi düşer. Benim karı ticarette bana geliyor, yardım ediyor. Senin karı sana yardım ediyor ama sen karınla ikili çalışıyorsanız zaten sen de buraya gitme, ikiniz evde çalışın. Senin karı senin oraya gelince orada öbür çaycı çorbacı da senin karıya bakıyor. Haberin var mı? O zaman karı ticarette kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar tehlikeli şeyler. Ateşle oynanmaz. Ateşle barut bir arada durmaz. Bu infilak eder. Ocaklar yıkılır. O sekreterler yüzünden yıkılan ocakları biliyor musunuz? Sonunda sekreteriyle evlenmeyen kaç adam var? Karısını boşamayan kaç adam var? Boşamayan diyorum ha, boşayan demiyorum. Dolayısıyla yuvalar dağılıyor. Ne işiniz var siz kadınlar? Erkek mi bitti? Kadınlar ucuz işçi, kadınları doldurdular. Bu sefer erkekler işsiz kaldı. Şu kadar milyon erkek işsiz diyor. E tabi işsiz olur. Adam da diyor ki ya diyor, kadını tercih ediyorum diyor. Niye? Hem az maaş veriyorum hem de gözüme zevk veriyor diyor. Tövbe ya Rabbi ya. Etmeyin bu işleri. Kıyameti getirmeyin, çabuklaştırmayın yani. Hazreti Selman diyor, bir evi entevemmeyin ne adalek yani. Bu da mı olacaktı ya Resulallah? Ve bu da mı olacaktı? Hazreti Selman, sahabenin bunları anlaması ne kadar zor değil mi? Şu başımıza gelenleri ya. Şu başımıza gelenleri sahabenin anlaması ne kadar zor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hazreti Sa'da evine doğru giderken de bir de baktın adamın biri dedi bakıyor camdan senin hanımını gözlüyor. Görsen ne yaparsın? Öldürürüm onu dedi. Şimdi zaten öyle lüzum yok ki zaten, hadi diyor bizim karısına diyor ki niye çıkmıyorsun adamların içine diyor ya. Beni rezil ettin diyor ya, iş görüşmelerimiz var diyor. Adam hanımın nerede diyor, diyor hanımım yok diyor. Senin gibi karı mı olur diyor. Resulullah ve teacebune mi gayret saat. Sa'd'ın kıskançlığına şaşırdınız mı dedi. Vallahi la ene aghyaru minhu. Ben ondan daha kıskancım. Vallahi aghyaru minhu. Allah da benden daha kıskanç dedi. Allah istemiyor. Allah razı değildir. Kullarının karıları kızlarını herkes görsün. Sen de ona görmeyeceksin. O da seninkine bakmayacak. Vellezî nefsî biyedî. Ey Selman, canım elinde olan Allah hakkı için. İnda yatlu kevkebun levzene bu. İşte o zaman kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Yaklaştı arkadaşlar. Kuyruklu yıldız çıkacak, bu kıyamet alameti olacak. Bazı yerlerde de görenler var. Ve ekfiras sican, taylasanlar çoğalacak diyor. Bu taylasan ne biliyor musun? Sarığı çıkarttılar şimdi Arabistan'dakileri biliyor musunuz? Başına tülbent atıyorlar. Araplar ne yapıyor? Bir kırmızı başlık atıyorlar. Bir de bazıları da beyaz. Sarığı çıkarttılar. Kabe'nin Medine'nin imamı bile öyle. Efendi Hazretleri diyor ki öteden beri geliyor bir kadın diyor.
İmam geliyor, imam Kabe'de. Efendim diyor, geliyor bir kadın diyor. Sakalı da gözükmese hiç. Arkada atmış bir beyaz örtü, kafadan aşağı, şal gibi gidiyor. Lan hani sarık? Resulullah'ın Mekke'si Medine'sinde sarık yok. Hazreti Selman da anladı lügatı da, Rüveybiza'yı o da anlamadı. Sahabe de anlamayınca Resulullah'a sordular. Buyurdu ki yetekellemu fil ammeti men lem yekun yetekellemu. Genel konularda, yani toplumla ilgili meselelerde hiç konuşamayacak derecede bilgisiz, becerisiz, yeteneksiz, ehliyetsiz, aciz, hasis, hakir, safil, düşük, hiçbir emeli gayet yok, kalite sıfır. Bu adamlar kamuoyu hakkında, toplum hakkındaki konuşmaları bunlar yapacak diyor. Bu kadar hadis olur mu ya? Böyle bir hadis olabilir mi ya? Nasıl anlatıyor ya? Yani bu çok ilginç bir şey ya. Gayesi yok, hedefi yok, hiçbir şey yok ancak toplama, yığma, yeme içme, çalma çırpma. Millet bundan eline düşecek yani. Ehil olmayan ellere görevler teslim edilecek. Ondan sonra ve yunkirul hakka tis'atü aşarim. O zaman diyor milletin 10'da 9'u hakkı inkar edecek diyor. Şimdi şu anda seçim olsa Allah'ın hak dediğiyle Allah'ın batıl dediği millete sorulsa sunulsa 10'da 9'u Allah'ın hak dediğine onay vermez. Vermez. Çünkü hak işine gelmiyor. Hak onu sıkıyor. Ya. Adam bana dedi de ya dedi şimdi şeriat dedi işlense amel edilse dedi hoca dedi belki sen bile dedi rahatsız olacaksın. Dedi bana birisi. Ama niye dedi biliyor musun? Ben istemiyorum dedi çünkü. Şimdi bak kendisi ben istemiyorum diyor. Ama sen bile rahatsız olabilirsin diyor. Niye rahatsız olacağım dedim. Karıları kapatsalar ben rahatsız mı olurum? Günahtan kurtuldum elhamdülillah derim. Yani karılar kapansa ben rahatsız olur muyum? Faiz kalksa rahatsız olur muyum? İçki kalksa rahatsız olur muyum? Zina yasaklansa rahatsız olur muyum? Olur muyum yani? Siz olur musunuz? Ama işte siz 10'da 1 bile değilsiniz yani işte. 10'da 9'u rahatsız olur mu? Olur be. Adam belediyelerden içki kaldırılacak. Her yerde içki serbest. Belediye tesisinde yok. Ortalığı kaldırmadılar mı ya? Az daha yürüyüş yapacaklar ya. İçemiyoruz diye. Ulan her yerde içki serbest. Burada da içeceğim diyor. Allah Allah. Az daha gelecek bizim evde içecek ya. Deli midir nedir ya? Kardeşim zıkımlanacak dolu yer ver git iç ya. Tövbe ya Rabbi git iç derken. Onu demiyorum yani. Madem inanmıyorsun bir şeye helal aram. Cehenneme kadar yolun var. Peki belediye tesisi çoluk var çocuk var. Orada sen içersin sarhoş olursun. Bir yanlış hareket yaparsın. Gelir adamın karısına laf atarsın. Herif senin kafanı geçirir tepsiyi. Olay çıkar toplum sosyal bir noktadayız. Yani belediye tesisinde hiç geçirir mi? Ama geçen aylarda neler pandomino koptu? E bu millet rahatsız oluyor işte. Onun için Resulullah'ın buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve edebul İslam fe la ebka illes bu. İslam diyor, gerçek İslam gidecek, ismi kalacak. Nüfus kağıdı Müslümanlığı. İslam gitti. Ha, bir tek ne var? İsmi var. Müslümanım, İslam bu. Ama Allah bizi bu isimde bırakmasın da gerçeğine eriştirsin. Ve edebul Kur'an fe la ebka illa resmi. Kur'an da gidecek diyor ancak resmi kalacak diyor. Kur'an'ın sayfalardaki yazıları kaldı da hükümleri nerede arkadaşlar? Hükümleri nerede? Ne kadar hayatımızda Kur'an var? Toplumun hayatından bahsediyorum. Tabii ki bizim evlerimiz elhamdülillah Kur'an sünnet hoca. Ama tabii bizim evlerimizde de yeterli derecede İslam Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Allah evlerimizi ocaklarımızı İslam'a çevirsin. Amin. Kur'an'a döndürsün. Amin. Evet. Onun için hakikaten şerru men tuzillü semâ'l mecid. Resulullah bu mesacidü mâmirotun bi ebdânim. Camiler adamla dolacak. Kulûbum garibetün nevdâ. Kalplerinde gram hidayet bulunmayacak. Şerru men tuzillü semâ'l mecid.
Ulemaum. O gün göğün altında gölgelenen yaratıkların en şerlisi hocalar. Minum tehrucul fitnet vel imtehud. Fitne onlardan çıkacak, yine dönüp onları yakacak. Görüyor musunuz ilahiyat adına efendim meal yazıyorlar, profesör doçent olarak açık oturumlara çıkıyorlar. Bunlar Allah'ın dinine uymayan ne görüşler ortaya koyuyorlar. Kur'an'ı, sünneti bütün değiştiriyorlar. İşte fitne, bela baş göstermiştir. E millet alem olmuş. Dikkat edin. Hakkı batıldan seçin. Sahtekarı ayıklayın. Allah muhafaza etsin. Efendim, böylece ve hutekaru raculul simneti, şişman insanlar hakir görülecek diyor. Yani böyle filinta gibi göbeksiz falan onlar beğenilecek. Ümmetimin diyor erkekleri şişmanlayacak diyor. Ve tesemmen zükûru ümmeti, kıyamete yakın ümmetimin erkekleri kilo alacak diyor. Allah Allah. Şişman olacak, göbekli olacak. Bundan dolayı da hakir görülecekler. Yani şişman insan beğenilmeyecek diyor. Bu da bir acayip değil mi? Gerçi para olsun da şişman zayıf bakan yok. Paraya bakıyorlar. Ve yüteğenle abdevle azze ve cel. Kur'an diyor teganni ile okunacak. Yani çekeceğini bilmez, duracağını bilmez. Kafasını gözünü kıra kıra okur. Yüteğenle Kur'an mezamir. Kur'an çalgı aleti gibi. Makamlar, musiki makamlarıyla Kur'an okunacak diyor. Yani çalgı aletleri gibi makamlarla, ondan sonra efendim işte bu mevlütanlar, kasideciler, korolar, bilmem neler, bunlar hakikaten bazılarında ağzını gözünü kırmak, mevcut harfleri değiştirmek, manayı bozacak şekilde Allah muhafaza buyursun. Kur'an'la efendim, Kur'an'a gereken ciddiyet gösterilmeyecek. Ve yubâul hükmü, kararlar satılacak, alınacak diyor. Mahkeme kararları. Herkesin başını bir mahkemeye düşebilir. Allah düşürmesin. Ama kararlar ne olacak diyor? Satılacak, alınacak. İsteyen istediği kararı, istediği fiyata çıkartacak diyor. Ve zıroşşurat ve güvenlik güçleri çoğalacak diyor. Bu ne demek? Fitne ve kargaşa çok. Her geçen gün artıyor mu? Her geçen gün güvenlik güçlerine ihtiyaç artıyor mu? Artık milletin yarısını polis yapsan anca yani. Yarısını polis yaparsan belki öbür yarısına sahip olabilir belki. Yani bu kadar güvenlik sorunu yaşanmaya başlandı. Allah memleketimizi ve sair İslam vatanlarının güvenliğini iade buyursun. Amin. Evet, onun için bunlar hep kargaşanın alametleri. Kale Selman bi evin tevü minna delekan. Hazreti Selman dedi, anam babam sana feda. Bu da mı olacak? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsî biyedî. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun. İndâ yehuccû merâun nâsi lehven ve tenezzühâ. Dikkat! O zaman insanlar hacca gidecek mi? Gidecek diyor. Ama bürokrasi, yönetici kadroda, İslam aleminin yönetici kadrosundaki liderler vasfındakiler niye hacca gidecek? Eğlence ve turizm seyahati gibi. Ve evsatun nasli ticareti, orta vatandaşlar ticaret için gidecek. Ve fukaraun nasli meseleti, fakirler dilenmek için gidecek. Orada bir zengin ayarlarım diye. Ve kurraun nasli riyasumati, hacılar, hocalar da diyor, ah hocalar arasına bocalar, kurra, hafız, hocalar da gösteriş olsun diye. Bu sene ben gittim bir daha. Sen gidemedin mi bu sene? Ha ben gittim, ayarladım şimdi falan. Onlar da gösteriş olsun diye gidecek diyor. Vay ümmete, vay ümmete, vay. Allah rızası için haç nasip etsin. İnşallah gösterişten cümlemizi muhafaza etsin. Hazreti Selman şaşa şaşa kaldı. Bir evi yentevim mi? Lekainun. Bu da mı olacak? Ya Resulallah deyince velli nefsi bi yedi, canım elinde olan Allah'a yemin ederim. İnde yuğaru alel gulam kima yuğaru alel cariyetil bikri. Bakire genç kızı kıskandıkları gibi, birbirine kavga ettikleri gibi oğlancılık yaparak bir oğlanı da birbirinden kıskananlar olacak diyor. Allah Allah. Ve uhtabul gulam kima tuhtabul mere. Şu hadise bak. Kadın gibi erkek de nişanlanacak, erkek erkeğe nikahlanacak diyor.
Kiliseler başladı şu anda. Hadise bak. 1400 sene evvel, mantık almıyor. Bunlar mucize, gayıptan haberlerdir. Ve veyyev kema töyyev meratü. Kadın kocasına hazırlandığı gibi düğünde diyor, erkek erkek için hazırlanacak. Allah Allah. Ve teşebbeun nisa bir rical ve teşebbeun rical bin nisa. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara benzeyecek. O benzemeyi sorma. Hiç kadın erkek anladığın yok. Bir daracık pantolon giymiş kadın, erkek o kadar daracık giyemiyor. O erkek kıyafeti giyiyor, erkek kadın kıyafeti giyiyor. Allah Allah. Lanet var, lanet var. Lanet Allah'ım teşebbihin. Mine rical bin nisa bin nisa bin rical. Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe lanet olsun. Onun için bıyıklarınız olsun, sakallarınız uzun olsun. Tamam mı? Kadınların saçları gür olsun, uzun olsun. Efendim, böyle saçını kadın kısattı mı ne olur? Erkek tipli olur. Erkek sakalı kesti mi ne olur? Kadın tipli olur. Kadın tipli. Mübarek adam. Lafı doğru anla. Sübhanemen zeyyine rical bin nihar zeyyine nisabizi var. Gökte melekler tesbih ediyor. Kadınları saç örgüleriyle, erkekleri sakallarıyla süsleyen Allah'a tesbih olsun. Mübarek insan. Bu sakalın çok önemi var. Bunun tıraşı yasak, haram. Dört mezhepte. Tıraş etme. Memursan, mazursan. Biz mazur deriz dedi efendi baba. Allah bakalım ne der. Ama keyfinize gidip geçip de ayna karşısına. Bu kadına benzemek oluyor. Yapmayın böyle şeyler. Ya. Efendim. Gittik bir kere. Hacı Raif amca var. Allah rahmet eylesin. O da beni gezdirirdi. Almanya'dan bir mesle gelmiş 80 senesi. Almancıydı. O zaman da pek araba falan yok. O da beni vaazlara gezdiriyor. 80 senesinde. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz. Efendim Hazretimizin oğlu Abdullah Hoca falan. Gitti dedi. Efendim. Sakalı söylüyorsun adama. Adam yahu cami cemaati deli deli insanlar var. Kimi diyor temizliktir, kesmek lazım. Allah muhafaza etsin. Kabe'nin kapısında Mısırlı bir adamla karşılaştık Efendi Hazretleri'yle beraber. O Mısırlı adamlar da şey gibi oluyor, direk gibi böyle. Uzun boylu bir şey. Sakal bir şey yok. Efendi Hazretleri'nin ya şu sakalını bırak diyor. Demesin mi ki temizliktir, kesmek lazım. Kabe'nin kapısında Resulullah'ın sünnetine pislik diyor ya. Ya kardeşim cahillik rezalettir ya. Hele buna temizlik lazım, kesmek lazım dese kafir olur. Kafir olur. Sünnete pislik dedi. Uzatacaksın. Ha tabii ki ben uzatamıyorum. Günahtır bilirsen kafir olmazsın. Haram işlemiş olursun. Bu çok önemli bir şey yani. O sonra efendim gittik Efendimizin oğlu Abdullah Hocam bari o adama sakal diyor. Adam da şimdi camide hocayı rezil etmek için yahu dedi sakalı da bıraktık. Karı nereden öpecek dedi ya. Tövbe ya Rabbi. Ne terbiyesiz adamlar var. Raif amca da iri yarı biliyor musun? Bayburtlu mübarek adama böyle. Herifi mi tuttu? Ulan dedi karı mı öper erkek mi öper önce onu öğren dedi serseri. Hadi git işine. Karı dedi boş yer mi bulamadı dedi. Yani sünnete hakaret. Hoca bir şey söylüyor hocayı bozmak. Başka bir şey yok. Ne konuşuyorsun dur sen. Resulullah böyle emretti. Bitti. Bunun gibi daha nice kılık, kıyafet, elbise, şekil, görüntü, küpe takmak ne iştir ya? Künyeler, bilezikler ne iştir erkeklerde ya? Bu nerenize yakışır? Bir erkek işi midir bu ya? Evemen yüneşşen fil hilyeti ve fil hısamı gayrun mubin. Allah diyor ki kızlar için, süsler içinde, takılar içinde büyütülür diyor. Sen erkeksin ya. Hiç erkek çocuğa süs takı takılır mı? Erkeklik hormonları bile zayıflıyor. Altın takan erkeklerin. Dolayısıyla Allah'ın fıtratını değiştirmeyin. Şeytan ne dedi Allah'a? Kalktı yemin etti şeytan. Allah'a yemin ediyorum. Diyor ki velev dillennev. Yemin ediyorum diyor kullarını saptıracağım. Velev mennev onları kuruntulara boğacağım. Hayvanların davarının kulaklarını kestireceğim. Cahiliyet devrinde müşriklere yaptırıyor. Onları teşvik edeceğim, emredeceğim, zorlayacağım. Senin yarattığın şekli değiştireceğim diyor.
İşte senin yarattırdığın şekli değiştireceğim. Kadınlara saç kestireceğim, erkeklere sakal kestireceğim. Kur'an'da bu ya. Şeytan söylüyor bunu Allah. Allah da ne buyuruyor? Hemen ettekidi şeytane veliyyen min dunillah. Fakat hasire husranen mübina. Ben sizin dostunuz Allah diyor. Kitap indirdim, peygamber gönderdim. Dostunuzu bırakıyorsunuz da düşmanınızı, şeytanınızı dinliyorsunuz. O zaman büyük zarara düşeceksiniz diyor Allah. E kendisi zarara razı gelen nazara müstahak değildir İmam Rabbani buyuruyor. Yani zarar etmeyi isteme mübarek adam. Allah senin dostun. Şeytan senin düşmanın. Aldatmasın sizi şeytan. Sakın kadına benzeyecek elbise, kılık, kıyafet, şekil, görüntü sakın. Haram. Kadın da erkeğe benzeyecek şeyler yapmamalıdır. Ve ettebir rical bir rical ve nisa bir nisa. Erkekler erkeklerle yetinecek, cinsel tatmin bulacak. Kadınlar da kadınlarla, lezbiyenlik zaten almış başını gidiyor. Amerika'nın bakanları bile lezbiyen. Artık serbest, normal. Kadın kadınla. Erkeğe işi düşmez. Ve terkebe zâtul furûci surûc. Kadınlar eğerli atlara binecekler diyor. فَعَلَيْهِنَّ مِنْ اُمَّتِي لَعْنَتُ اللّٰهِ. Bu hadis-i şeriften dolayı kadının araba sürmesi fetvası soruluyor. Ve kadınlar eğerli atlara binecekler diye bu hadis-i şerif geçiyor. Lanet geçiyor. Ben bunu inceledim. Geçen gece kitapta bakıyorum. Bahru Raik Hanefi fıkhında bazı kitaplarda şöyle gördüm. Diyor ki bu hadis-i şerif kimler hakkındadır? Kadın avret yerlerini açıp göstererek, süslenip püslenerek ve zaruri bir ihtiyacı yokken keyfine gezip erkeklerin gözünü almak için öyle arabaya biniyor, araba sürüyor ve erkekleri tahrik edici nitelikte zarureti yokken bir de seferi mesafeye mahremsiz giderse bu gibi durumlarda lanete müstehaktır diyor. Ancak diyor zaruri ihtiyacına giderse şeriata uygun şekilde tesettüre bürünürse ve seferi mesafe dışında seferi olmayan noktada ihtiyacına gitmesinde bir beis yoktur diyor. Fetva bu. Ama burada anlatılan hadis-i şerif hangisidir? Oho! Süslenmek, püslenmek, koku sürmek, ona hava atmak, buna çalıp satmak, erkeklere takılmak, onu arabaya almak, onu arabadan indirmek. Bunlar bütün ümmetimin laneti bunlar üzerine olsun buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Efendimizin hadisi. Bitti mi? Bitmedi de. Vakit bitti. Hazreti Selman buyurdu. Bu da mı olacak ya Resulallah? İnşallah bir ders kaldı. Haftaya salı Hazreti Selman'ın Resulullah'ı ağlatan hadis bitecek inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem haftaya salı bunun devamında da çok yeni ilimler, bilgiler alacaksınız inşallah. Hepinizi Allah'ımıza emanet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himmetine emanet ediyoruz. Evet ve geçmişlerimizin ervahı için, bu cemaatin geçmiş ruhları için sizlerden Fatiha istirham ediyoruz. Buyurun el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا